1. Başvuruya red kararı verilirken Yüksek Seçim Kurulu'nda ağır bir hava esiyor. 2. Red oyu verirken o üyeler acaba hukuken ne ölçüde gönül rahatlığı içinde? 11 üyenin 10 tanesi red dese bile. 3. Red kararının verilmesi bu sefer pek zaman almıyor, karar hemen veriliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili yasaya açıkça aykırı olarak mühürsüz zarfları geçersiz sayması referandumda tartışmayı bir anda çok başka noktaya geçiyor. Farklı siyasal partilerin başvurusu aynı gerekçede toplanıyor. Bu koşullarda referandumun meşruiyeti kaybolmuştur, iptali gerekir. İktidar sahipleri bu tezlere karşı çıkar ve yanıt verirken yine de rahatsız. Toplumdaki bu dalgalanmanın bir an önce durulması için. YSK Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Ne görüştükleri elbette kendi aralarında ancak dikkat çeken bir nokta var. YSK Başkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra kurulu hemen topluyor ve karar alıyor. Bu iş artık daha fazla uzamasın faslından. Normalde başvurulara karşı YSK'nın kararı bazen birkaç hafta bile alabiliyor ama bu sefer mesele tezelden çözülüyor. Red. Farklı sesler bu kadar eleştiri karşısında YSK üyeleri kendi aralarında durumu gözden geçiriyor mu? Geçirmez olur mu? Elbette geçiriyor. Aslında ortada tek ve vazgeçilmez bir kararlılık yok. Tersine farklı sesler var. Sonuç bir muhalife karşı 10 oyla red çıksa bile. Red kararına imza atan üyeler görmüyor, bilmiyor mu? Ortada yasanın açık maddesi varken mühürsüz zarfların geçerli olmayacağını, bir sandıkta 240 seçmen varken o sandıktan 245 oyun çıktığını ve oyların hepsinin evet çıktığını, benzer pek çok sandığın bulunduğunu, bunlara rağmen yine de bu sonuçlara atılan ortak imzalar bir ulusun kaderini belirliyor. Referandumda atılan oylar değil, YSK belirliyor hepimizin kaderini. Ancak kader ağlarını örmeye yine YSK eliyle devam edeceğe benziyor. Ahim meşru değil derse o kaderin hedefi, içeriği, özü çok başka. Hukuksuzluğa karşı yine de hukuk yollarıyla mücadele. Doğru olan da bu. Öyle görünüyor ki referandum sonuçları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanacak. Ahim başvuruyu kabul eder ve elindeki hukuki kanıtlara dayanarak bu referandum meşru değil, özgür yapılmamış, hile karışmış, iptali gerekir derse asıl cümbüş o zaman. Ahim iptal kararı verirse bunu Türkiye uygular mı? Hiç sanmıyorum. Benzer örnekleri var. Batı'nın hukuk kurumlarının verdiği kararlara karşı buradan yükselen tepkiler malum. Suçlama, eleştirme ve devamında tanımıyoruz söylemi. Ahim iptal diyor, Türkiye tanımıyorum diyor. Ne olacak? Ahim kararlarının o ülke tarafından uygulanıp uygulanmadığını Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu denetliyor. Bu kurul Türkiye'nin kararı uygulamadığını tespit ederse Türkiye Avrupa Konseyi'nden ihraç ediliyor. Bir örneği var Yunanistan. 1967'de Albaylar Cuntası darbeyle iktidarı ele geçirdiğinde Yunanistan Avrupa Konseyi'nden ihraç ediliyor. İhraç edilince ne oluyor? O ülkenin resmi düzeyde tüm siyasal ilişkileri Avrupa Konseyi üyeleriyle yani tüm Avrupa ile donduruluyor. Avrupa Birliği kapısı kapanıyor. Ekonomik ambargo gündeme geliyor. Bu Türkiye'nin yalnızlaşması, Avrupa'dan kopması anlamına geliyor. Çok zor günlerin habercisi demek. Hemen vurgulamak gerek, Rusya'da Avrupa Konseyi üyesi 1996'dan bu yana. Yani bana ne Avrupa'dan, Rusya var demek pek merhem olmuyor. Bütün bunlar bir süreç. Ahim davaya bakmayı kabul ederse bir yıl içinde sonuçlanabilir. Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949'da 10 ülke tarafından kuruluyor. İnsan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere dayalı bir düzen, toplumun bu yönde refahı için. Konsey 5 Mayıs'ta kuruluyor, Türkiye 3 ay sonra 9 Ağustos 1949'da üye oluyor. İlk üye olduğu için bugün kurucu ortak kabul ediliyor. Böyle tarihsel bir geçmişi var. Belli süreç gerçekten böyle işlerse Türkiye oradan atılır, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. YSK ne ile oynadığının farkında mı? Bir yıl içinde olsa bile.